sağlıklı güzel bir gün diliyoruz. A Haber'in sağlık programı Medikal'de bugün de birlikteyiz. İşte bugünkü Medikal'in konuları. Medikal bu hafta ciltte kırışıklık, sarkma gibi estetik sorunlarından kurtulmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenleri ele alıyor. Estetik ameliyat olmak, saç ekimi yaptırmak ya da botoks, dolgu maddesi gibi ameliyatsız gençleşme yöntemlerinden birini uygulatmak arzusundaysanız doktorunuzu neye göre seçmelisiniz? Uzman olmayan bir kişinin yaptığı estetik girişimler ne gibi sorunlara yol açabilir? Sigara, estetik ameliyatın başarısını nasıl etkiler? Tüm yönleriyle omurganın şekil bozuklukları, skolyoz ve kifozun nedenleri, belirtileri ve cerrahi tedavisi konusunda merak edilenler. Bugün Medikal'de. Sevgili izleyiciler, bugün Medikal'de estetik ameliyatlarda ve uygulanan estetik girişimlerde yapılan yanlışları ve bir estetik operasyon geçirmeyi düşünen, planlayan kişilerin dikkat etmesi gerekenleri konuşacağız. Bu konuda Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Derya Özçelik stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Şimdi geçtiğimiz haftalarda dernek olarak Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği olarak bir basın açıklaması yaptınız. Ve bu basın açıklamasında özellikle halkı medikal estetik uzmanı, saç ekim uzmanı gibi ünvanlarla kendini tanıtan, medyada yer alan kişilere karşı uyardınız. Şimdi bu konuda zaten programımızın ana konusu ama ben önce şuradan başlatmak istiyorum sohbeti. Plastik, rekonstrüktif ve estetik. Genelde sizleri hep estetik cerrah olarak biliyoruz. Evet. Nedir bu diğer isimler? Plastik cerrahi, rekonstrüktif cerrahi, estetik cerrahi. Ne farkları var, neler yapılıyor? Evet, Esra Hanım, plastik Yunanca'dan Türkçe'ye geçmiş bir kelime, şekil vermek anlamına geliyor. Rekonstrüksiyon, onarım, rekonstrüksiyon, tekrardan yeniden yapılandırma anlamına geliyor. Estetik de güzelleştirme adından anlaşılıyor. Branş bir organ cerrahisi olmadığı için böyle biraz diğer branşlardan farklı bir adı var. Yani nasıl mesela kalp damar cerrahı deyince kalp ve damarlar akla geliyorsa bizde öyle değil. Bizde tam tersi, biz bir organ cerrahisi değiliz. Bir takım teknikleri öğreniyoruz. Mikro cerrahi gibi, flap cerrahisi gibi vücudu bir bütün olarak ele alıyoruz. Ve onu mevcut problemlere uyguluyoruz. O nedenle ismi böyle diğer branşlardan farklı, bir organ adı değil. Rekonstrüktifte ne yapıyorsunuz? Rekonstrüktif cerrahi, birkaç örnek verebilir tabii misiniz? Rekonstrüktif cerrahi bir plastik cerrahın eğer özellikle de kamuda çalışıyorsa, üniversitede veyahut devlet hastanelerinde, yurt içinde veya yurt dışında, yurt dışındaki durum da aynı. Yaptığı işlemlerin yaklaşık %70'i rekonstrüktif cerrahidir. Bu onarım cerrahisinde örneğin dudak damak yarıkları, örneğin yüz kırıkları, ortognatik cerrahi denilen çenenin şekil bozukluklarının düzeltilmesi, örneğin meme kanseri sonrası memenin tekrar yapılandırılması, kraniofasyal cerrahi, yanık sekellerinin düzeltilmesi, doğumsal anomalilerin düzeltilmesi, bitişik parmakların açılması örnek. El cerrahisi, mikro cerrahi, doku eksiklerin başka yerlerden doku taşınarak, hatta biliyorsunuz başka kişilerden doku transfer edilerek tedavisi kapatılması, onarılması. Ben arzu ederseniz bir çok kısa plastik cerrahi tanımını da yapabilirim. Plastik cerrahi, yani plastik rekonstrüktif estetik cerrahi, doğumsal veya kazanılmış fonksiyonel veyahut şekilsel bozuklukların giderilmesini sağlayarak topluma kendisiyle barışık ve de fonksiyonel bireyler kazandırmayı amaçlayan bir tıpta uzmanlık dalı. Şimdi hem kendisiyle barışık, estetik hem de fonksiyonel bireyler kazandırmak dediniz. Ancak bazen medyada yansıyor, güzelleşmek ya da fonksiyon kazanmak amacıyla yapılan bir takım tedaviler sonu hüsranla bitiyor. Maalesef. Güzelleşeyim derken çirkinleşmek daha da ötesinde sağlıktan olmak söz konusu oluyor. Sizi Türkiye Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği olarak medikal estetik uzmanı, saç ekimi uzmanı, kozmetik cerrah gibi ibarelere karşı dikkatli olmaya sevk eden, bir basın açıklaması yapmaya iten nedenler neydi? Evet,
Esra Hanım, sizin de örneklendirdiğiniz gibi yani insanlarımız bu konuda çok yaratıcı. Çok farklı farklı uzmanlık alanları oluşturmuş durumdalar. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın tanımladığı tıpta uzmanlık alanları yaklaşık 90 civarında. Burada yer almayan hiçbir ismi kişiler telaffuz edemezler. Bunu 1219 tababet yasası yasaklamış durumda. 5. maddesi kanunen yasak. Yani kişi kendini, mesela ben kendimi burada saç ekim uzmanı olarak tanıtamam. Veya hiçbir yerde tanıtamam. Çünkü böyle bir uzmanlık alanı yok. Aynı şey medikal estetik uzmanlığı veyahut medikal estetik doktoru veyahut medikal estetikçi gibi çeşitli farklı böyle nüanslarla kendilerini tanıtıyorlar. Bu 2003 yılında bir yönetmelikle, bir sertifika programıyla 90 saatlik bakanlık tarafından icra edilmişti ama daha sonra bunun bir uzmanlık alanı olamayacağı, 90 saatlik bir eğitimin bir hani ciddi bir eğitimden çok uzak olduğu, çünkü uzmanlık alanlarının yasalarla düzenlendiği ve yıllarca süre aldığı gerekçeleriyle iptal edildi 2008 yılında. Dolayısıyla medikal estetik doktoru, medikal estetik uzmanı, böyle bir kavram kullanılması da yasak. Şimdi peki kimler o dönemde medikal estetik uzmanı oldular? Çoğunluğunu pratisyen arkadaşlarımız oluşturuyordu. Yani bakanlık böyle bir şey açınca onlar da başvurdular. Fakat şimdi yürürlükten kaldırıldığı için o yönetmelik, yani ayaktan teşhis ve tedavi yönetmeliğinin içindeydi. Kaldırıldığı için kullanamazlar. Yani yasal olarak uygun değil. Şimdi dediniz ki bakanlığın o dönem açtığı, evet. 2013'te açtığı. 2003. 2003 pardon ama 2008'de de kaldırdı. Dediniz. Bir uygulama. Peki bu uygulama 90 günlük bir kurstu değil mi? 90 saat. 90 saat. Evet. 90 2 hafta. 2 hafta. Peki şunu söyleyeceğim. Siz bir plastik cerrah olmak için ne kadarlık bir eğitim yıl görüyorsunuz? Ben 6 yıl eğitim gördüm. Şimdi bir değişti. Şu anda 5 yıl. Ki gece ama gündüz çalışarak. Ama bunu tıp fakültesinin üstüne yaptığınız bir 5 yıllık ihtisas. Dernek olarak ne tür peki sorunlar gözlemlediniz? Sorun sadece bu kavram kargaşası değil. Bir de doktor olmayan, hiç tıpla alakalı olmayan estetisyenlerin de yaptığı uygulamalar. Tabii. Hatta medyaya yansıyan sahte doktorlar. Evet, maalesef. Bunlar da tabii bambaşka bir kategori. Çünkü doktor olmayan kişinin bir kişinin vücut bütünlüğüne, bir hastanın, bir başka kişinin vücut bütünlüğüne herhangi bir yöntemle, enjeksiyon, bisturi veyahut botoks diyelim, müdahale etmesi kanunen, avukatlar daha iyi tarif ederler, yani çok ciddi suç. Hani saldırı gibi algılanıyor. Hani doktor olmadıkları için. Onlar apayrı bir kategori. Tamamen savcılıkla onların işleri zaten. Nitekim yakın bir zaman içinde öyle bir olay oldu ve bütün Türkiye duydu. Bir hemşire zannedersem plastik cerrahın yanında uzun süre çalışmış. Oradan edindiği yalan yanlış şeylerle bir maalesef vatandaşımızı yüzüne bir takım enjeksiyonlar, gerçekten oldukça kötü durumda aslında. Tabii ki savcılığa da intikal ettirmişler. Bu apayrı bir konu Esra Hanım. Yani bunu nasıl biz önleyebiliriz? Belki onu söyleyebilirim. En önemli nokta bu. Tabii. Zaten. Vatandaşlarımız lütfen gittikleri doktordan, yani bunda hiç utanacak, çekinecek bir şey yok, diplomasını görmeyi rica etsinler. Yani kendisi plastik cerraha başvurdum şeyiyle gidiyor. Yani işte estetik cerraha başvurdum sanısıyla gidiyor. Fakat karşısındaki kişi öyle çıkmayabiliyor. Çünkü burada bir rant var ve kişiler bunu faydalanmak istiyorlar. O nedenle lütfen diplomalarını görmek istesinler. Biz memnuniyetle gösteririz. Zaten çoğunlukla o yakınlarda bulunur, muayenehanelerde veyahut hastanelerde. Onun dışında da internet çağında yaşıyoruz. İnternetten de bizim derneğimizin web sayfasından kontrol edebilirler. Nedir derneğinizin web sayfası? Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği'nin baş harfleri TPRECD. O adresten girebilirler. Yani açık da yazsalar çıkıyor. Türk Peki, Plastik Estetik Cerrahi Derneği diye açık da yazarlarsa çıkar. Peki tüm Türkiye'deki tüm plastik cerrahlar, yani sizin derneğe üye midir? Öyle değil maalesef. Aslında öyle olmasını gönlümüz arzu ediyor. Çünkü bu bir sivil dayanışma örgütü, biliyorsunuz bütün dernekler.
Yaklaşık 1000 civarında uzmanımız var. Bunun 700 civarındası derneğe üye. 700 civarında ama evet. Baktığınızda aslında bir 300 civarında evet. da derneğe üye olmayan kişi evet. var. O zaman hani bir ihtimal daha var. Sizin derneğe üye olmayabilir ama doktor da olabilir. Tabii. Onu nasıl araştırabilir o zaman bir kişi? Yani şimdi aslında hani yani bir gelişmiş bir toplumda kişilerin kendi mesleklerindeki problemleri eğilmeleri için o konuda kurulmuş derneklerine üye olmaları ideal olanıdır. Yani vatandaşlarımızın hani nereden bulsam diye uğraşmaları yerine biz buradan meslektaşlarımıza derneğe üye olmalarını önerebiliriz yani. Şimdi ben biraz da artık programımızın, sohbetimizin sizinle Tabii. ilgili bölümün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biraz uygulamaları soracağım. Mesela botoks çok yaygın olarak uygulanan Doğru. bir yöntem. Ehil olmayan bir elde yapılan botoks. Hı-hı. İşte çok günübirlik bir uygulama, işte ofis arasında, öğle arasında git botoks ol, gençleş gel. Hep böyle haberler de çıkıyor. Kesinlikle. Bu kadar basit bir uygulama. Uzman olmayan bir kişi yaparsa ne tür sorunlarla yaşayabilir kişi? Asimetri meydana gelebilir yüzünde en basitinden. Arzu ettiği sonuç ortaya çıkmayabilir. Üst göz kapağında düşmeler yanlış yapıldığı zaman pitoz dediğimiz üst göz kapağın düşmesi bir problem olarak karşılarına gelebilir. Etkisiz olabilir, yapılan işlemden fayda görmeyebilir. Peki üst kapağının düşmesi pitoz olabilir dediniz. Evet. Botoksun olumlu etkileri kadar olumsuz etkileri de geçici midir? Öyle biraz evet tabii. Yani özellikle yoksa... bu üst göz kapağındaki etki yani botoksun biliyorsunuz süresi kişiden kişiye değişmekle beraber 4-6 ay civarı gibi tanımlanır. Ama üst göz kapağındaki kas amaç oraya vermek olmadığı için uzağından difüz olarak difüzyonla oraya doğru gidiyor. Yani bir ayda falan geçiyor. Ama bu gene de ehil ellerde yapılan işlemlerde. Yani yine yanlış biri daha etkili bir şekilde yaparsa tabii daha uzun sürer. Dozu da tabii önemli. Tabii. Hem de uygulandığı yer herhalde. Tabii. Bir başka uygulamaya daha geleceğim. Dolgu maddeleri uygulaması. Şimdi dolgu maddeleri uygulamasında peki ne tür yanlışlar gözlemliyorsunuz? Dolgu maddelerinde Esra Hanım piyasada o kadar çok çeşit dolgu maddesi var ki yani ben bazılarının adlarını hiç duymamış bile olabilirim. Bunların içinde tabii ki beynelmiler olanlar, onaylanmış olanları kullanmak gerekir. Çünkü Çin malları da var. İçine ne olduğunu bilmediğimiz ürünler de var. Burada yani izlenecek yol yine bir hastalarımız tarafından bir uzman doktora başvurmaları. Uzman doktor arkadaşlarımızın da markasına güvendiği ürünleri kullanmaları. Şimdi bu tabii bunu vatandaş bilemez ama tabii. Şöyle bir şeyden belki ortaya çıkar. İçlerinde Çin malları da var dediniz. Onaylanmamış olanlar da var. O zaman belki de sadece fiyatın ucuzluğunu baz almak değil, tabii. uygulayacak hekimin deneyimini de baz almak Kesinlikle. En önemli şey. Kesinlikle. Bir nokta daha var. Geçtiğimiz yıl ya da 1,5 yıl kadar önce Fransa'da sanayide kullanılan silikonların meme protezlerinde Pip. Kullanılması. Şimdi Türkiye'ye de hatta girmişti bu meme protezleri. Böyle vücuduna meme protezi gibi yabancı madde takılan kişiler var. Meme protezleri bunların başında geliyor. Estetikte başka ne tür böyle protez cinsi şeylerden yararlanabiliyorsunuz? Yani estetik cerrahide protez amaçlı dediniz. Kalçaya falan da yanaklara. Evet tabii. Evet. Yüzde implantlar var. Malar implantlar var. Mesela çene implantları var. Onlar söylenebilir protez olarak. Yani şunu sormak istiyorum bunun sonrasında. O zaman hep dendi ki açıklamada, Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı. Bu protezleri taşıyan kişilerin seri numaralarına dikkat etmeleri ve başvurmaları doktorlarına dendi. Evet. Şimdi hiç kimse seri numarasını saklamıyor bence çoğu kişi. Yani bu protezlerle ilgili belgelerin saklanması önemli midir? Tabii şüphesiz. Ben plastik cerrahi uzmanı olalı 13 yıl oldu Esra Hanım. İlk yılda yaptığım meme protezi hastamın bile o... dediğiniz bilgileri bende durur. Onlar bir kutunun içinde hem hastaya verilmek üzere hem doktora saklanması üzerine iki tane farklı şekilde çıkar. Bir tanesini hastamıza veririz. Dediğiniz gibi hastalar kaybetmiş olabilirler. Ama doktorda mutlaka olması beklenir.
Peki şimdi artık yavaş yavaş sohbetimizin de sonuna geldik. Sigarayı sormak istiyorum biraz merak edilenlere. Sigara içen kişilerde estetik ameliyatların başarısı nasıl etkilenir? Özellikle de yüz bölgesine yapılan ameliyatlar daha mı fazla sigaranın dumanından, içindeki maddelerden etkilenir? Sigaranın içindeki ajanlar ciddi damar daraltıcı etkiye sahipler, vazokonstriktör etkiye sahipler. Bu nedenle yara iyileşmesini çok ciddi ölçüde bozarlar. Eğer büyük bir ameliyat yapılacaksa, yüz germe gibi, o zaman gerçekten tekrar tekrar düşünmek lazım yapıp yapmama konusunda. Oranın dolaşımı bozulması demek, bir doku ölümüyle karşı karşıya kalıp işin estetik cerrahiden çıkıp onarım cerrahisine dönmesini gerektirebilir. O nedenle doktorlar hastalarıyla, yani meslektaşlarımız hastalarıyla o konuyu tekrar tekrar değerlendirirler. Ameliyattan yaklaşık bir ay falan önce bırakılması belki biraz kabul görebilir. Diş hekimliğinde estetik uygulamalar da var. Onlar tamamen sizin dışınızda olan şeyler. Dişle ilgili olan kısımlar tabii ki, evet. Şunu sormak istiyorum. Şimdi artık yaz mevsimindeyiz. Ve halkın bir kısmı şöyle düşünüyor. Diyor ki işte yazın estetik ameliyat olmaz. Yazın bir kere estetik ameliyatlar olur mu? Olursa gene estetik cerrahinin uygulandığı bölgeye göre kişiler havuza ya da denize girebilir mi, güneşlenebilir mi? Bir takım estetik tedavilere göre kısıtlamalar getiriyor musunuz belli bir süre için? Tabii ki Esra Hanım, yapılan ameliyata göre çok değişir. Bir cilt bütünlüğü bozulmadan yapılan bir işlem bile olsa, liposuction gibi, güneşe temas ettikçe bir miktar pigmentasyonlar olabilir. O nedenle dediğiniz doğru. Genellikle güneşlenmeyi eğer arzu ediyorsa kişi, daha sonrasında bazı ameliyatları kaydırmakta fayda var. Ama mesela bir saç ekiminde çok şart değil. Ameliyatın cinsine göre değişir. Yani estetik ameliyatlar yazın yapılmaz diye bir şey yok. Tamamen ameliyatın çeşidine göre değişir. Şimdi saç ekimini konuşmadık. Saç ekimi yine uzman olmayan kişilerden kişiler tarafından yapılırsa, ki saç ekim uzmanı olarak da tanıtanlar var, evet, kendilerini. Saç ekimi yaptıran kişiler amaçlarına ulaşabilir mi? İsterseniz şöyle geniş bir açıdan konuya gireyim Esra Hanım. İlk başta söylediğimiz gibi uzmanlık alanları bellidir Türkiye'de. Yaklaşık 90 tane. Bunların içinde saç ekimi uzmanı yok. Fasyal plastik cerrahi diye bir şey yok. İşte biraz önce konuştuk. Estetik medikal estetik uzmanı diye bir şey yok. Bunlar mevcut değil, bunlar yasak, bunlar kullanılamaz. Saç ekimi uzmanlığı diye de bir alan yok. Saç ekimi bir doku transfer işlemi, bir cerrahi işlem. Mutlaka bir plastik cerraha başvurmaları gerekir. Her şeyden önce cerrahi işlem olduğu için steriliteye nasıl bir el cerrahisi ameliyatında özen gösteriliyorsa aynı özenin gösterilmesi lazım. Onun dışında doktor kendi başına plastik cerrahi, kendi başına o işi tamamen yapamaz. Çünkü uzun süren bir işlem, bir ekibi vardır. Hep beraber onlar çalışırlar. Saç ekimi çok yüz güldürücü bir işlem. Onun için halkımız çok seviyor. Biz de severek yapıyoruz. Gerçekten sonuçları yüz güldürücü. Ben çok teşekkür ediyorum. Medikal'e katıldığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Önemli uyarılarda da bulundunuz. Sağ olun. Çok mersi. Sevgili izleyiciler, Medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var. İstanbul Valiliği depreme karşı toplumun bilinçlendirilmesi, kentin afetlere hazır ve dirençli hale getirilmesi amacıyla Bir Saat Bir Hayat temalı bir kampanya başlatıyor. Vali Yardımcısı Günay Özdemir, Bir Saat Bir Hayat kampanyasıyla İstanbulluları depreme karşı güvenli yaşam eğitimlerine katılmaya davet etti. Eğitimlerinin 3 seviyeden oluştuğunu belirten Özdemir, anaokulu öğrencilerinden yerel yöneticilere kadar toplumun tüm kesimlerini kapsayan eğitim programlarının görsel sunumla ve interaktif olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Eğitimlere başvurular 17-18 Ağustos ile 24-25 Ağustos tarihlerinde İstanbul meydanlarında AVM'lerde kurulacak olan standlarda kabul edilecek. Ayrıca www.güvenliyasam.org sitesindeki başvuru formunu doldurarak ya da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 0212 455 56 çift 0 numaralı telefonunu arayarak da başvuru yapılabilecek. Tüm
yönleriyle omurganın şekil bozuklukları, skolyoz ve kifozun nedenleri, belirtileri ve cerrahi tedavisi konusunda merak edilenler. Az sonra Medikal'de.